kulağımıza bizim doğduğumuz köyle ilgili bir isim çalındığında pozisyonumuz ne olursa olsun herkesten fazla biz onunla ilgileniriz. Mesela Anadolu'nun filanca kasabasında doğmuş birisi olarak o kasabanın ismi Taşlıköy diyelim. Haber bültenlerinde Taşlıköy'ü diye başlayan bir cümle herkesten çok o köyde doğanın kulağında yüksek tonajda duyulur. Ne olmuş, ne varmış bu köyde denir. Sonra o köyden birisi geçmiş denecek. Hafif bir şekilde yorumlanarak unutulur. Ama 100 kişinin içinde o köyde doğan gibi kimse oradan ilgilenmez. Diğerleri yani Anadolu'da bir köy, bir köyde bir şey olmuş gibi bakarlar. Bu tabiidir. Böyle olması gerekir. İnsanız, insan olarak bizimle bağlantılı bir şeyle çok ilgileniyor olmamız tabiidir zaten. Kardeşler, çocukluktan itibaren biz öldükten sonra dirileceğimize iman ettiğimizi söyleyip duruyoruz. Son gideceğimiz yerin cennet veya cehennem, yani ahiret diyarı olacağına inanıyoruz, iman ediyoruz. Elhamdülillah. Fani dünyadan ebedi bir diyara gideceğimize şüphemiz yok. Fakat ahiret kelimesi ne kadar bizde hareket oluşturuyor. Taşlıköy diye bir köyde doğduğum için ben, içinde taş geçen her kelime beni gıdıklıyor da, ebedi diyarım olacağına %100 inandığım ahiret, cennet, cehennem, sırat, mahşer, mizan gibi muhakkak karşılaşacağıma inandığım değerler, isimler bizi ne kadar hareketlendiriyor? Bu sorunun cevabı çok önemli. Çünkü kıyamet gününe iman etmek, tamam onaylıyorum, kabul ediyorum deyip imza atmak değildir. Bu imanı biz Rabbimizin huzuruna götürüp ben kabul etmiştim, tamam ahiret diye bir sıkıntı yok canım, kabul ettik diyecek halimiz yok herhalde. Böyle diyerek kıyamet günü kimse kendisini kurtaramaz Allah'ın azabından. Ahirete iman etmek demek, öldükten sonra dirileceğine bir insanın iman etmesi demek, o imana göre kendisine şekil vermesi demektir. Nasıl Taşlıköy diye bir köyde senin dedenden kalma bir ağaç ahşap evin var, işte içine girilir girilmez bir ev, o köyde sel oldu, şu oldu haberleri duyunca ürperiyorsun, yahu bizim barakaya bir şey oldu mu acaba, halbuki yıkılsa memnun olacaksın, yenisini yaparım diyeceksin, harabe bir ev olsun, senin orada bir bağlantın var ya, uyutmuyor seni. Hemen telefona sarılıyorsun, ne var ne yok köyde kalanlara, bir şey oldu mu, bizim ev duruyor mu diyorsun. Mümin insan Allah'ın cennetinde köşkleri olacağını, hani yemek dualarında huriler filan diye dua ediyorsun, böyle hurilerle bir diyara gideceğine inanıyorsun. Kur'an'dan veya filan yerden cennetle ilgili vaatler, cehennemle ilgili tehditler kulağımıza geldiğinde neden köyümüzdeki sel kadar bizi ilgilendirmiyor?